İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün İstanbul Fatih'teyiz. Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı antikapitalist Müslüman gençlerle birlikteyiz. Biz onları ilk olarak kölelere özgürlük sloganıyla 1 Mayıs'ta tanıdık. Toplumun yaşadığı her olaya, katliama, adaletsizliğe karşı mutlaka bir cevapları oldu. Bugün de 17 programıyla size antikapitalist gençleri tanıtacağız. Şöyle yönümü değiştireyim. Öncelikle merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz ilk önce? Tabii ben Sedat Doğan. Hareket içerisinde bir sözcülük pozisyonum var. 6 ayda dönüşümlü olarak yapmayı planladığımız ilk 6 aylık dönemde hani kamuoyunda daha çok sözcülük yapmaya çalışıyorum. Ama bu hiyerarşik bir anlam taşımıyor tabii kendi içinde. Yani hiyerarşik bir yapı yok. Yok. Bir kararları nasıl alıyorsunuz? Kararları bizim formüle ettiğimiz düstur şu. Eşitler arası sorumluluk bilinci diyoruz. Biz işte Türkiye'de dünya coğrafyasında gelişen olaylara karşı tepki gösterirken kendi gündemimize taşıyoruz. O gündemde konuyla alakalı sorumluluk taşıyan arkadaşlar bir komisyon oluşturuyorlar. O komisyon o hareketin nasıl şekilleneceğine dair, o protestonun ya da eylemin ya da söylemin nasıl şekilleneceğine dair çalışmasını yapıyor. Sonra hep birlikte katılarak o çalışmayı tamamlamış oluyoruz. Yani böylelikle o sorumluluğu alan arkadaşlar o alanda çalışmalarını derinleştirmeye başlıyorlar. Yani şu anda komisyonlarımız da hep bu şekilde oluştu. İşte İnsan Hakları ve Özgürlük Komisyonu özellikle açlık grevlerindeki tutsaklarla alakalı çalışmayı üstlendi ve ondan sonraki diğer Alevilerle alakalı diğer ezilen kültürel ya da dinsel ötekilerle alakalı çalışmalarda da önümüze öncülük ediyorlar ve bu şekil kendiliğinden doğuyor. Kimse önceden şunu yapın denilmiyor. Kim o sorumluluk bilincini taşıyorsa o kişiler o çalışmaları yapıyor. Peki biraz geçmişe gidelim. Şöyle diyelim. Kendinizi antikapitalist Müslüman gençler olarak tanıttınız. İlk olarak nasıl örgütlendiniz? Tabii bunun aslında 4-5 yıllık bir geçmişi var. Bunun temelinde İhsan abinin çıkarmış olduğu Yaşayan Kur'an tefsiri anlayışı önemli bir etki yarattı biz gibi gençler üzerinde. Çünkü o bugüne kadar geleneksel yapı dışında Kur'an'ı ezilenler gözüyle bakan bir dille ifade etmişti ve peygamberlerin hatta bütün peygamberlerin mücadelelerinde olan ezilenlerin yanında bulmayı günümüz koşullarına uygun halde bir yorumlaması vardı. Biz de çoğumuz bu yorumlamaya ilgi duyarak kendimiz İhsan abiyle de iletişime geçerek dersler yaparak, toplantılar yaparak karşılıklı birbirimizi etkileyerek aynı zamanda kendi birikimlerimizi de aktararak böyle bir sentezin sonucunda 1 Mayıs'ta bir hareket halini aldı. Yaklaşık ne kadar sürdü o 1 Mayıs'a geliş süreci? Yani 3-4 yıllık bunun bir background'ı geri planı var. Yani bu fikirler bir doygunluk aşamasına ulaşınca da 1 Mayıs'ta da bu çalışmanın artık Türkiye'de toplumsal sahada da karşılık bulması inancı doğdu ve bir anda 1 Mayıs içinde örgütlendik. Tabi bunu sosyal medyada yaptık. Şöyle bir algı da doğdu, belki yanlış bir algı. Yani bir anda insanlar sosyal medyada örgütlendi. Ne ödüğü belirsiz, belki birçok insan bir araya geldiği gibi. Aslında dediğimiz gibi bunun 3-4 yıllık böyle bir arka planı var. Bunun yansıması olarak da sosyal medyada yankı oldu. Daha çok sosyal medyaya şöyle yansın açıkçası. Evet, örgütlendiler. 1 Mayıs'a katıldılar. Belki ondan sonra bir iki mitinge daha katılırlar. Daha sonra dağılırlar gibisinden baktılar. Çünkü sonuçta internet bu ülkede o kadar sağlıklı tırnak içinde gözükmediği için. Peki 1 Mayıs'a katıldınız. Ana sloganlarınızdan biri de arkamızda da yazdığı gibi Allah, ekmek ve özgürlük. Daha çok aslında Türkiye'deki ezilen kesimin, ötekilerin aslında bu slogan işte sol kesimin diyelim daha doğrusu. Bir tek oradan Allah'ı çıkarıyorlar. Geriye kalan kısım işte ekmek özgürlük veya iş ekmek özgürlük sloganıyla. Peki bu sloganı biraz açarsak nasıl olur? Allah bizim için her zaman yani bu ülkede kim olursa olsun bütün herkesin bir yaratıcıya karşı bir inancı var. Ve sol aslında Allah'ı unuttu. Yoksa diğer söyledikleri çok güzeldi, çok doğruydu. Ama Allah inancı çok önemli. Bizim için işte Kur'an'ı halkımız alır, üst tarafa koyar. İşte ekmeği yerde bulduğu zaman kaldırır, koyar. Özgürlük de zaten çok gerekli bir şeydir. Çünkü özgür olmayan insan Allah'a bile kul olamaz yani. Çünkü yaratıcı hiç kimseye kul olmamızı istemiyor. Hiç kimsenin önünde eğilmemizi istemiyor. Zaten bizim yaptığımız şeylerde, eylemlerde bu üçü kapsıyor. Yani biz solla bizim aramızdaki fark yani özgürlükler ve eşitlikler konusunda eşitiz. Yalnız biz yaratıcıyı da hesaba katmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yaratıcı hesaba katılmayınca bu sefer bir şekilde insan da hesaba katılmıyor. Matematik bir şey çıkıyor ortaya. Matematik akıl ne zaman hep şeyi hesaplar matematik akıl. Yani işte matematik doğrudur ama
insanın şeyleri vardır, özlemleri vardır, insanın zaafları vardır. Biz işte bunların hepsinin yani temel tevhid noktasında bütün her şeyi kapsayacak şekilde hiçbir kimseyi açıkta bırakmayacak kadar yani inancımız onu getiriyor. Yani hiçbir insanı inancından dolayı, farklılığından dolayı değil, yaratıcının yani bizim tevhid anlayışımız, tevhidi bakıyoruz. Tek bir kişi bile dışarıda kalmayacak şekilde. Yani bu Ermeni olabilir, ateist olabilir, komünist olabilir, tarikatçı olabilir. Herkesi kapsayacak bir şeydir. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir düşünce kısacası. Peki mesela sloganlarınızdan biri de şuydu. Mesela kölelere özgürlük. Sizce Türkiye'de kölelik var mı? Yani kredi kartı mağduru insanlar var. Bu şekilde. İşçiler var. Yani adam trilyonları götürüyor. Yatlar, kotralar alıyor. Tabii başbakanımız var. Gemici kalıyor. İşçi asgari ücretle çalışıyor. Bu boyunduruk altındadır yani. Kur'an da buna fekkuraka eder. Kölelere özgürlük. Boyunduruklarını kırın. Bu olmuyor yani. Az önceki sorduğun soruya da ek olarak şunu eklemek istiyorum. Allah'a ekmek özgürlük. Bu hükümet, bu sistem şunu yaptı. Allah'la kul arasına girilmez deniyor. Bir şey koydular bu araya yani. Bu şekilde halkı afyonlamaya devam ediyorlar. Bu şekilde cevaplayayım. Söylemek istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi seks köleliği dediğimiz bir kölelik de var ki bununla kadınlar kullanılıyor. Ve bu resmi bir şey. Resmi olarak ben bunu neyse kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bunu devlet resmi olarak yapıyor. Bir kölelik de budur. Hem kadının en çirkin bir şekilde kullanıldığı kölelik de budur diye düşünüyorum ben. Şimdi 16. 17. yüzyılda işte 15. yüzyıldan başlayan bir köleleştirme var. Afrika'dan insanlar gemilere dolduruluyor ve Amerika'ya getiriliyor. İşte kölenin sahibi onun barınmasını sağlıyor. Kölenin. Kölenin işte elbisesini veriyor, ayakkabısını veriyor. Ve günde de 3 öğün yemek veriyor. Şimdi velhasılı kelam günümüze geliyoruz. Devlet öyle bir maaş veriyor ki insanlara bu maaşla işte bir evde oturmanız, üstünüze başınıza bir şey almanız ve karnınızı doyurmanız imkansız. Demek ki aslında 15. 16. 17. yüzyıldaki köleler şimdiki kölelerden çok daha şanslılar. Çünkü bu rakamlara baktığınız zaman bunun adı işte kölelik. Ya yani kölelikten de beter bir durum aslında. Ben böyle düşünüyorum. Burada fırsat bulmuşken söyleyeyim. Kamu kurumlarında hala sigortasız yani sosyal haksız çalışan insanlar da var. Bunlar kamu kurumunda çalışıyor. Düşünsenize kamu kurumu. Bunlar da çok büyük bir yani kölelik kısmına giriyor. Bunu devlet kendi yapıyor. Farkında biliyor. Her şeyi biliyor. Farkında eğitim, öğretime harcadığı, verdiği miktar da ortada, onun nasıl kullanılmasını denetlemesi gerektiğini de bildiği halde buna göz yumuyor. Büyük bir kölelik yani bu en büyük şeylerden biri ve biz de Allah'ın söylemiyle fekur rakab ediyoruz buna yani yeter. Hak, hukuk, adalet istiyoruz bunlara. Şöyle tamamlayabiliriz. Şimdi kölelik aslında çok tarihsel bir şey. Yani geçmiş oradaki insanlık tarihiyle başlayan bir süreç var. Temelinde de insanın insana olan bağlılığı ve azınlık bir insan grubunun genel olarak bütün insanlığı kendine köle yapması, yani hegemonik ilişki kurması, onun üzerinde otorite oluşturması. İşte burada birinci soruya da bağlı olarak Allah lafzı burada bu hegemonyayı kıran bir vasıta haline alıyor. Eğer Allah'a insanlar otorite olurlarsa birbirlerine karşı otorite olma ilişkileri de ortadan kalkmış olacaktır. Fekkur akabenin de aslında toplumsal alandaki yansıması odur. Çünkü ondan sonra gelen ayetlerde Allah zor günde vermeyi, açlık gününde vermeyi dayatır. Verinler. Kölelere özgürlük ve açlık gününde verinler. Bu şunu günümüz koşullarında aslında evsizlerdir, yaşlılardır, engellilerdir, üretim ilişkilerine dahil edilmeyen kadınlardır. Sonra da öksüzlerin yanında olunlar, öksüzlerle birlikte olunlar. Öksüzler de annesi babası olmayan anlamında aslında yaşadığımız toplumun Kürtleri, Alevileri, azınlıkları da aynı şekilde. Bunlar da hiçbir şekilde kendi kültürel öğelerini toplumsal sahaya yansıtamazlar. Aslında bir şekilde işte dilini konuşamayan bir Kürt aynı zamanda annesi babası olmayan bir çocuk gibi kültürel alanda yalnızdır. Yani o kültürün taşıyıcı bir unsur yapamaz. Sonra da der ki toprağa sürülmüş
insanı ayağa kaldırmak. O tarım toplumunda, feodal toplumda bu tarıma bağlı yaşayan köylüdür, işçidir. Oradaki ırgattır. Günümüz kapitalist ilişkilerinde de makineye bağımlı yaşayan işçidir. Bunun da ayağa kalkması için insanın ücretin ortadan kalkıp emeğinin karşılığını almasıdır. Bu da Necm suresinde insana emeğinden başkası yoktur ayetiyle tamamlanmış olur. Bir bütünlük kazanır. Yani kölelik yaşadığı, insanoğlunun yaşadığı çağdan itibaren kronik bir hastalıktır. Bunun da tek panzeri de Allah ekmek özgürlük. Ekmek özgürlük mücadelesine Allah'ın soyutsal katkısını katarak bu toplum içerisinde bizim şirk olarak tanımladığımız sınıflı yapıyı ortadan kaldırmanın en önemli anahtarıdır. Allah razı olsun. Ben de zaten şu yüzden sordum. Mesela kölelik kavramı yani 300-500 yıl önce geride kalmış bir kavram ama aslında evet Türkiye'de şu an modern dönemin en büyük köle ülkelerinden biri kölelik konusunda. Ama şimdi kapitalist bir toplumda yaşıyoruz. Peki biraz İslamiyet'e geri dönersek eğer kapitalizm ve İslamiyet nasıl değerlendirebiliriz? Yani İslamiyet'te kapitalizm, aslında şöyle sorayım. Kapitalizmle birlikte İslamiyet'te ne değişti? Kapitalizmle birlikte evet. İslamiyet'te ne değişti? Şimdi dönemi alıp peygamberin yaşadığı çağa gidersek peygamberin bulunduğu çağı da toplumda sosyolojik olarak incelersek aslında kapitalizmin orada da farklı bir yapıyla hüküm sürdüğünü görebiliriz. Bir egemenler var, yöneten bir elit sınıf var. Ve bunun altında ezilen işte kadınlar, erkekler ve o dönemin ciddi oranda köleler var. Peygamberin aslında az önceki geçen ayeti de tefsiri tam olarak oydu. Peygamber kendi çağında doğrudan o sisteme karşı çıktı ve kendi çağındaki o sistemi yıkmaya çalıştı. Bununla aslında insanları eşitlemeye çalıştı. O eşitlik tabanını oluşturup köleliği ve o kapitalizmin sömürüsünü ortadan kaldırmaya çalıştı. Siz deistsiniz. Ben deistim evet. Biraz kendinizi biraz tanıtın ya. Hem deist olup hem de antikapitalist Müslüman gençler. Şimdi ilk önce deist ne demek? Evet, ateistten farkı şu. Kurumsal bir şeyi yok. Bir inanç ve bir dini yok. Allah'a bir yaradana inanır. Fakat işte peygamberler gibi işte kitap gibi ve benzeri aracıları kullanmaz. İnancında kullanmaz. Ne işin var antikapitalist Müslüman gençlerle? Şöyle anlatayım. Bir çatı var. O çatı antikapitalist olmak. O çatının duvarları var. O duvarlar samimiyet. Ve içinde de bir sürü farklı fikir var. Ve tabii anlayış var. Demokrasi var. Benim dışımda başka bir sürü arkadaş da var. Başka inanç gruplarından arkadaşlar da var. Fakat bir de bu yapının bir temeli var. Benim o temeli bir itirazım yok. O temelde Müslüman olmak. Arkadaşlar o temeli kurmuşlar. Ben çatıyı gördüm. Duvarları ve samimiyeti gördüm. Gelip fikrimi beyan ettim. Onlar da saygı duydular. Benim gibi başkalarına da saygı duydular. İşlerini aldılar. Çemberi genişlettiler. Ve arkadaşlarla birlikte bu davanın içerisinde olmaktan da onur duyuyorum. Cidden samimi, yürekli ve zor bir iş yapan arkadaşlar zor bir iş yapıyorlar. Ben de onlara eğer destek olabiliyorsam ne mutlu bana. Bunu söyleyebilirim. Size anladım ben. Türkiye'de kadın olmak. Bu soruyu hep soruyorlar. Türkiye'de kadın. Aslında dünya çapında baktığınızda kadın olmak zor diyeyim ben. Yani direkt her kadının vereceği cevabı vereyim. Kadın olmak çok zor diyeyim. Zorluklarını sormayın bana. Bunu siz de benden çok iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye'de olmak tabii ya çok farklı. Bir öteki kısım var. İşte evet, evet. Dil olarak işte Kürtlerin dili yok sayılıyor, Zazalar'ın kendi
Kürt lehçesi olarak yok sayılıyor, kimlik olarak işte Ermeniler yok sayılıyor, maalesef yok sayılıyor, bunlar yoksun ama bir de bunlar olup da kadın olmak var. Daha yani, ötekinin ötekisi aynen, oluyoruz. Aynen. Yani tamamen ötekinin ötekisi oluyor. Kadın olduğu zaman Türkiye'de aman o söylemesi biraz beklesin. Yine duygusal davranıyordur. Onun yine duygusal tepkileridir. Yani kadının fikri olarak bir şey olmuyor. Ama kadının da suçu var burada. Bazen de bizler kendimizi meta olarak kapitalizmin oyuncağı yapıyoruz. Yani kadınlarda da suç var bir noktada ama bizi o kadar ötekileştiriyorlar ki kadın bir şekilde kendini ortaya koymak istiyor. Bunu fikri olarak yapamadığı zaman birçoğu beden olarak da bunu sergiliyor. Biz tamamen ötekinin ötekinin ötekisi konumuna düşüyoruz o noktada. Evet yani eğer fikirsel var olamıyorsak bedensel var olmaya çalışıyoruz. Ne yaparız? İşte daha popüler. Bizi genelde demin de konuştuk alışveriş merkezleriyle eşdeğer, eşit gören bir zihniyet var. Bir bu var. Ya buna karşı bir başkaldırın oluyor. Kişisel tepkimelerin oluyor. Ama toplum içerisinde kadın ne yapar? İşte hep isteyen, hep işte eriten, tüketen, eve hapsolan. Ama İslamiyet'te böyle bir kadın algısı yok. Koca Nisa suresiymiş. Kadın haklarını anlatan, zaten Kur'an'ın baştan sona okuduğun zaman hep kadından da bahseder. Kadının hakkını kollayan ayetler var. Hani onu görmezden gelip o gelenek klasik İslam algısı da kadını eve hapsetmiş durumda. Ama eğer doğru bir bakış açısıyla kontrol edilirse İslamiyet'te de kadın çok özgür, hür. Eğer öyle olmasaydı bu kız çocukları hangi günahından dolayı gömülüyor diye bir ayet inmezdi. İlk önce peygamber bununla sual etmezdi. Demek ki yani kadının İslamiyet'te çok kıymetli bir yeri var. O yüzden biz biraz ötekinin ötekisi konumundayız. Peki antikapitalist Müslüman gençlerin bununla ilgili bir çalışması var mı? Kadınlar için mi? Yani kadınlar için zaten özel bir çalışma yapmaya gerek kalmıyor. Hepimiz kadınlar olarak da işin içinde olduğumuz için. Ama bunun için de çalışmalar yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Var yani. Antikapitalist Müslümanların destekçisiyim ben. 1 Mayıs'la beraber yürümüştük arkadaşlarla. Murat Üçöz ismi. Sizi buraya çeken etkenliğinde? Ya bu antikapitalist Müslümanlar kurulmadan önce, yani daha temiz Sedat'ın da söylemiş olduğu gibi belirli bir bilgi birikimi vardı. Yani arkadaşlarla bunu tartışıyorduk Fatih Camiası içerisinde. İlk başta bu şekilde çıktı. Zaten biz genellikle tevhid ve vahyi eksen, kendimize eksen olarak aldığımızdan dolayı bu tartışmaların içerisinde emek konusu üzerinde çok tartışmalarımız olmuştu. Ve 1 Mayıs vesilesiyle yeniden bir araya gelip hep beraber bu şekilde bir organizasyon oluşturduk. Güzel de oldu bu şekilde. Peki mesela bir şeyler açıklarken Kur'an'dan ayetlerle açıklıyorsunuz. Hı hı. Ya bizim Kur'an benim için bir manifesto değerindedir. Benim çünkü kendisine şöyle diyor mesela İsa yanlış şimdi. Sadece Kur'an'dan açıklamıyorsun. Yani İncil var, Tevrat var. Tevrat kutsal var, kitaplar var. Kutsal kitaplar var. Kutsal kitaplar var. Yani başka şeyler de var. Toplam esasında var. Biz her doğru ve güzel söz Allah'ın sözüdür diyebiliriz. Erdem noktasından bakıyoruz olaylara. Yani Erdem'de bulduğumuz her söz yani bu noktada insan sosyolojisi içerisinde yer edilmiş her söz bizim için değerlidir zaten. Mesela şöyle bir soru sormak istiyorum. Hazreti Muhammed'e sorduklarında işte temiz kazancın ne olduğunu sorduğunda şöyle bir cevap vermiş. Kişinin kendi elinin emeği bir de dürüst ticaretin kazancı demesine demiş. Peki bu sosyal hayatta karşılığı nedir? Sonuçta tam tersi olmuyor mu? Sosyal bir yani bunlar dışında biz Kur'an ayetlerine baktığımız zaman peygamber mücadelesinde ilk mücadele etmesi gereken unsurlardan bir tanesinin faiz unsuru olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdiki ticareti tamamen faizsel açıklarsak bugünkü temiz ticaret diye bahsedilen veya lanse edilen olay bu değildir. Nasıl desem yani faize biz bir şekilde abdest aldık, bunu da kar payı olarak ortaya attık. Yani şu an İslami bankalar veyahut da kendisinin İslamcı olduğunu söyleyen bankalar faiz unsurunda bunları hiçbir zaman göz ardı yani bu ayeti her zaman göz ardı ediyorlar.
ne bileyim bir Gazze eylemine giden Müslümanlar yanı başlarından geçtikleri bankalara karşı hiçbir zaman ses çıkartamıyorlar. Aynı köleliği yeniden kendi içlerinde yaşıyorlar bu şekilde. Esas mücadele edilmesi gereken unsurun faiz unsuru olduğunu Kur'an bize söylüyor. Hatta peygamberin bir numaralı mücadele unsuru oldu şey bu. Peki şimdi Türkiye koşullarına geri dönersek, peki Türkiye gençlik mücadelesi sizce nasıl bir hal aldı? Nasıl, nereye gidiyor? Ortaya. Yani belli kesimlerde var bu. Sanki biraz daha zayıf, yani gençlik efsunlanıyor ya. İşte o dünyanın o şatafatına falan aldatıyorlar yani. Yani gençlik kendini eleştiren, sorgulayan, akleden bir yolda ilerlemeyi pek de tercih etmiyor. Aslında ben öyle hissediyorum. Yani, onun efsunlanmış dindar projesi yok ya. Yani ne gençlik? Aslında daha çok tüketen dünyası gibi. Daha çok her şey sessiz. Ben aslında genç değilim ama buradaki heyecan beni de diri tutuyor, genç tutuyor. Genç arkadaşlarımızla besleniyoruz. Şimdi gençlik, şu andaki gençlik alabildiğine apolitik bir gençlik. Bir yanda işte iktidar nimetleriyle şımaran, böyle çok büyük, küçük yaşlarda bir takım şirketlerin mütevelli heyetlerinde bulunan, işte çeşitli yani şu andaki iktidardaki partinin bir takım şeyinden faydalanan, kazanımlarından faydalanan bir gençlik var. Bir de alabildiğine apolitik bir gençlik var. Bir de bizim bildiğimiz manada ülkemizin 30 yılından beri belli bir şeyi tekrarını yapan muhalif gençlik var. Bunlar da genelde sol grupların içerisinde. Antikapitalist Müslüman gençlik şu anda ülkenin sorunlarının hepsine duyarlı ve yani o kadar çok şeyler yaşanıyor ki burada. Ben aslında sizin demin verdiğiniz bir takım o kapitalizmle işte İslam'ın şeyini falan da sordunuz. Biz bu meselelere kökten lehül mülk diye bakıyoruz. Bunları da aslında hem kadın sorunu olsun, hem Alevi sorunu olsun, hem Kürt sorunu olsun, temelden çözen bir bakış açımız var. Lehül mülk, mülk Allah'ındır. Yani bütün herkes, her insan, bütün mülk, her şey Allah'ındır. İnsanın kendi mülkse, kendi mülk olanın mülkü olmaz. Mülk Allah'ındır diyoruz. Allah da soyut bir kavram, varlık. Yani tabii ki yarattıklarıyla var, dünyadaki her şeyle var. Dolayısıyla yani mülk Allah'ındır demek, mülk kamunundur demekten pek farksızdır yani. Ve herkesindir. Kamunun olan, Allah'a ait olan herkesindir. Dolayısıyla hani ülkemiz koşullarına getirirsek, mesela bugün kendini Alevi inancından olan halkımız, yine normal diğer insanlar Sünni inancından olan halkımız gibi vergiler veriyorlar. Ama bugün Alevilerin mesela ibadethaneleri devlet tarafından şey olarak kabul edilmiyor. Yani bu bence bir mülk, yani bu Alevileri de kendi mülk inancının içerisine almadır. Bu yanlıştır yani. İnsanlar istedikleri gibi inanırlar, istedikleri gibi ibadet ederler. Çünkü bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıysalar madem bu ülkede gidip askerde de bu çocuklar ölebiliyorlarsa bu vatan için, bunların da cenazelerinin camilerden değil de cemevlerinden kalkması son derece doğaldır. Yani bunlardan biz utanıyoruz. İnsanlar bu ülkenin vatandaşları, vergi veriyorlar. Diğer insanlar gibi din hizmetleri alabilirler. İstedikleri gibi cemevi yapabilirler. Farklı inanışlarda bunlar. Bir kişi bile olabilir bu ülkede. Vergi veriyordur ve çok farklı inanıyordur. Bence devlet onu bile, onun bile din ihtiyacını onun istediği şekilde karşılamak zorundadır. Biz temelde mülk, yani şeyiyle baktığımız için biz antikapitalistiz. Mülk Allah'a aittir. Kimsenin olamaz. Halka aittir. Yani halkla halık arasında bir ilişki vardır. Halık yaratan, halk yaratılan. Dolayısıyla Allah'ın olan mülk kamunundur, herkesindir. Ve herkesin bundan eşit olarak yararlanma hakkı vardır. Ben tabii gençlik adına girdim. Orada bir takım şeyler eksik kaldı. O yüzden şeyler söyleyeyim o zaman. Şimdi dünyada bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonrasına tekabül ediyor. Türkiye'de yani 80 darbesi bir kesim için, özellikle muhafazakar kesimler içerisinde 28 Şubat'tan sonrasında böyle bir apolitikleşme var gençlik yapılanmalarında. Bunda hem felsefi değerlerin de bir katkısı var. İşte nihilizm buradan çıktı, bireycilik, liberal düşünce, özgürlük falan derken toplumda gençler atomize edildi. İşte 80 darbesiyle sosyalizm Türkiye'de büyük anlatılardan biri çökertildi. Hani bir hareket olarak toplumsallaşmanın önüne geçildi. 28 Şubat'la birlikte de İslamcılık aynı noktaya girdi. Ve büyük bir gençlikte atomizasyon var, bireycilik var, nihilizm var, hiççilik var. Tek başına hareket etme güdüsü var. Ama öbür yandan görüyoruz ki biz de buna bir eylemle protesto ettik. Egemenler, sermaye sınıfı ise
toplumu bölerken özgürlük adına, liberallik adına, bireycilik adına kendileri bir araya gelip çalışma yapabiliyorlar. Bunun örneği nedir? Koç'la ülkenin yapmış olduğu sermaye sınıfının birleşmesidir. İşte devletin son ihalesinde ortaya çıkan otoyolların ve köprüleri beraber işletebilme güdüleridir. Yani büyük halk kesimleri birbirlerinden kopartılırken iki kişi, üç kişi bile özgürlük adına, aslında bunun aslında bizim tarzımız ego ve enaniyetin içine girdiği özgürlük adına, kimse kimseye otorite kuramaz adına insanlar parçalanırken iktidarlar, sermayeler bir araya geliyorlar ve büyük yapılar kuruyorlar. İşte bu hareket, antikapitalist Müslümanlar Allah ekmek özgürlük diyerek bütün bu toplumun ve dünyanın erdemli insanlarını, İşte bu toplum özelinde de Müslüman olduğunu iddia eden ama Müslüman olmasa dahi kendini farklı dinsel terimlerle, etnik yapılarla, sınıfsal boyutlarıyla ifade eden gençleri, halkı bir arada tutmanın hareketi. Peygamberin bir sözü vardır bu konuda, düşmanı silahıyla vurun diye. Eğer onlar bütünleşiyorsa bize ayrılık düşmez. Bizim de güçlü olabilmemiz için bir arada olmamız lazım. Hiç kimsenin dini inancına, etnik yapısına bakmadan sınıfsal olarak, yani yaşadığımız hayatın gerçekliği noktasında lehül mülk çatısında toplanmak, ama az önceki örnekte gördüğümüz gibi lehül mülk çatısı, ki İslam'ın ümmet kavramı Müslümanlardan teşkil edilen bir kavram değildir. Toplumun bütün mağdurlarını, mahzunlarını, bütün ezilenlerini kapsamın adıdır ümmetçilik. Biz bunu yaşadığımız çağda Allah ekmek özgürlük formülasyonuyla anlatmaya çalışıyoruz ve bu kırılmayı, bu atomizasyonu, bu bireyciliği de örtmek için kendi aramızda eşitler arası hiyerarşi diyoruz. Herkesi özne olarak görüyoruz ve öznelerin bileşkesi olarak tanımlıyoruz hareketimizi. Biz de bu yönüyle de bir formül sunuyoruz. Hani bıkmış, usanmış, bütün ideolojilerden yorulmuş, büyük anlatıları çökmüş olan insanlara da gelin burada beraber yapalım, beraber yeniden güçlenelim. Türkiye özelinde ve dünya ezilenleri olarak bir arada egemenlere karşı mücadele edelim. Ve burada göreceklerdir ki ne hiyerarşi vardır, burada ne ast üst ilişkisi vardır. Burada gerçekten aynı 45 yaşındaki abimiz 20 yaşındaki bir kardeşimizin sözü doğru olduğuna inandığı zaman dinleyebilecek erdemliliktedir. Bunu da birlikte yaşayalım diye davet gönderelim buradan diğer izleyen arkadaşlarımıza. Hani şey, 80'lerden hani çok gerek yok. Yani çok geriye gitmeye gerek yok. 80'lerden 90'lardan bugüne aldığımızda aslında o değişimi sosyolojik olarak çok rahat görebiliyoruz. Yani eskiden bir dost kavramı sadece iki birey arasındaki özel ilişkiyi ifade etmezdi. Birkaç bireyi de kapsayabilirdi ama bugün söyleme baktığınızda kanka diye bir kelime var. Yani kanka sadece iki birey arasındaki özel ilişkiyi ifade eder. Kapitalizmin bu bencilliği dayatması, eğitimde de yine bu böyle, ya da mesela sinemaya bakalım. Eskiden mesela o sinemada, Türk sinemasında, Yeşilçam sinemasında aşkı işlerken ama bir taraftan da muhakkak toplumsal bir olguyu da verirdi. Toplumsal bir olayı da işlerdi bir taraftan. Ama bugün aşk filmleri sadece bireylerin bencilliğini anlatan, bireylerin dünyasını indirgemiş çok bir dünyada ki, yani çok ciddi bir değişim var. Bunu toplumun birçok alanında da görebilirsiniz. Yani insanlar daha fazla ben kavramını düştü. Daha fazla ben kavramını kullanıyor. Tabii bu eğitimin de çok ciddi bir katkısı var. Tüm bunları topladığımızda hala direnen bir gençlik de var. Onları da kesinlikle unutmamak lazım. İşte sosyalist arkadaşların emeği, işte Kürt hareketinin emeği birleştirdiğimizde hala örgütlenmeye çalışan gençler var. Bunları da unutmamak gerekiyor. Mesela Türkiye'de bir üniversite hareketi başladı. Evet, ODTÜ'lerden, ODTÜ'deki başbakanın oraya gelmesinden sonra mesela bu televizyon ekranlarında, ana akım medyada her zaman şöyle yansıyor. İşte 200-300 kişi veya 50-60 kişi, işte ODTÜ'deki olayda 200-300 kişi varmış. İşte ondan sonra Mimar Sinan'daki ODTÜ'lere destek çıkanlar da 50-60 kişi, Galatasaray Üniversitesi'nde 70-80 kişi. Tabii bunlar medyanın dedikleri ama her zaman böyle bir küçümser gözle bakıyorlar. Şimdi dışarıdan baktığımız zaman, eve gelip bir televizyon kanalında ana haberi izlediğimiz zaman ve bir liseli ve üniversiteli biri varsa, eğer bu olayları hiçbir şekilde bilmiyorsa, gidip sadece dersini görüp eve gelip kapalı bir çocuksa, gençse, direkt o haber spikerin dediğine inanıyor. Aslında işte mesela Türkiye'deki o 80 darbesinden sonra gelen en büyük, bana göre en büyük apolitikler, apolitik konulardan biri de budur. Yani millet, ya öğrenci veya genç, kimse baktığı zaman gazete okuyorsa o gazete gibi düşünüyor. Televizyon izlediği zaman o televizyon gibi düşünmeye başlıyor. Aslında bu da büyük bir çöküntüye yol açıyor. Bir tarafı böyle ama bir... Hemen geleceğim. Buna çok küçük bir şey söyleyeyim. Tamam. Bir tarafı böyle ama biz bir diğer tarafını da şeyde görüyoruz. Yani bu sıkışmışlık arasından bir şekilde kendini çıkarıp bize ulaşan bir sürü arkadaşımız var.
Yani bu çok bizi şaşırtan çok ciddi rakamlar var. Adam bir taraftan evet söylediğiniz gibi işte iktidarın söylemine inanıyor ama bir taraftan da onu günlük hayatta yaşıyor. O ezilmişliği, o sıkışmışlığı günlük hayatta yaşadığı için bir taraftan... Allah kavramını o yüzden sordum. Çünkü adam evet genç yaşlısın benim gibi düşünüyor. O da sen de parasız eğitim istiyorsun, o da parasız eğitim istiyor. İşte okula gittiği zaman o da işte ezilmişliği hissediyor, sen de hissediyorsun ama sana gelmiyor. Çünkü tamam sen de Allah diyorsun ama iktidardaki de Allah diyor. Biraz da rahat böyle bir şey. Nasıl? Şu gençlerle ilgili bir şey söyleyebilir miyim ben de? Şimdi sanıyorum bir korku da var. Yani 80 öncesiydi. İşte ben liseye yeni başlamıştım da. Ailemiz o zaman şeydi. Aman işte şeylere bulaşmayın. İşte bu onlar anarşistler tırnak içinde. Aman onlarla işiniz olmasın. Beyliğin ortasında kalmayın. Şunu yapmayın, bunu yapmayın falan diye. Şimdi ülkenin son 10 yılda geldiği nokta da bu anlamda çok önemli. Yani düşünün yani başbakana yazar kasa atma özgürlüğünden yani adım bir tanesi başbakana yazar kasayı attı ve o adama hiçbir şey olmadı. Şimdi ben bazı arkadaşlara söylüyorum yani şurada dördümüz kol kola girsek Fatih Camii'nin önünden pahalı benzine hayır desek emin olun bizi toplarlar ve hemen aşağıda emniyete götürürler. Yani maalesef böyle bir korku da var. Yani gençler bu anlamda eylemsellikten de çekiniyorlar diye düşünüyorum. Yani arkadaşlarım söylediği yaşlara katılıyorum tabii. Yani tüketen bir gençlik var. İşte bir kültür kapitalizmi diyelim Sedat Una. Bunun altında kalan evet bir gençlik var. Yani bir bütün evrelerini yaşıyorsun. Evet yani en azından 17 yaşında bir çocuğum var ve ben yaşıyorum. Fakat aynı şekilde bir korku olduğunda arkadaşlarıma ek olarak da söylemek istiyorum. Çünkü bu korku üniversitelerde de var. Yani hakkını arayamayan, hakkını aramak isteyen ama işte korkan, ailesi tarafından aman ha diyen genç arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. Ama korkmasınlar. Öncelikle şu yani bu korkunun oluşma aşaması. Şimdi cemaat evlerinden başlanan bir süreç var. Cemaat evlerine yetiştirilen çocukların oradan başlanan bir süreç var. Şimdi zaten bu eğitim öğretimde son 4+4 değişikliğiyle altın vuruş yapılmış oldu. Son nokta gerçekten çok kötü. İmam Hatip ortaokulları dediğimiz kısımlar ve liseler ki ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Öyle bir okulda çalışıyorum. Şimdi benim liseme gelen öğrencilerin hepsinin velileri şu mantıkla getiriyor. Bu çocuktan zaten bir halt olmaz Allah'ın öğrensin. Çünkü devletin başındakiler Allah, peygamber bilmem ne lafzıyla hareket ediyor. Bu söylemlerle hareket ediyorlar. Bunlar da çocuklarının Allah'ı öğrendikten sonra bu devletin başındakilerin istedikleri kurumlara girebileceğini düşünüyorlar. Ve bir rahata ulaşacaklarını düşünüyorlar. O yüzden İmam Hatip'e getirip çocuklarını yazdıranlar var. İmam Hatip ortaokullarında yine çok başarılı öğrenciler alınıyor. Özellikle onlar seçildi resmen İmam Hatip ortaokullarında ki ilerisi için yine bir aşama, yine bir şey yapılsın diye, devam etsin bu süreç diye. Sonra bunlar götürüp tabii cemaat evlerine yetiştirmeye devam edecek. Daha sonra dershanelerine gidecekler ve böyle devam edecek. Bu düzenleri bozulmayacak. Onun için zaten bu yapılan son değişiklik. Bunu halka bir türlü anlatamıyorsun. O zaman din karşıtı oluyorsun, bilmem ne oluyorsun. Ne oldu şimdi? Ama şey yapıyoruz biz de. Hani Kur'an'ı, gerçekten yaşayan Kur'an'ı ifade etmeye başladığında bu sefer o halkla diyaloğa girdiğinde sana evet demeye başlıyor. Çünkü onlar bugüne kadar hep dinle kandırıldılar. Sen de dinin gerçek yüzünü onlara gerçekten yaşanılacak ve yaşanılması gereken şeklini anlattığında bu sefer yumuşamaya başlıyorlar. Söyleyebileceğim bu ODTÜ olayları kendi amaçları doğrultusunda bence o güzel bir patlama ve ben o gençleri gerçekten destekliyorum ki zaten bu yapı gerçekten doğru olan her şeyi destekleyen bir yapı ama ben bizim gibi bir yapının sadece Red Hacker grubunu biliyorum. O gerçekten herkese güzel bir saldırıda bulunuyor. Son bir şey daha söyleyeceğim.
işimiz çok zor çünkü eğitim kurumlarında çalışan ve öğretmen dediğimiz insanların hepsi bu şeyi şu an kabul etmiş durumda. Ben sürekli konuşuyorum kendimi. Kesinlikle kabul etmişler. Hükümetin sistemini yapmaya çalıştıklarını kabul etmişler ve bu insanlar diğer nesli yetiştiren insanlar sözde. O yüzden işimiz çok zor diyorum ben. Evet, ismim Emre, soyadım Çağaloğlu. 6 yaşından beri dışarıda sokaklarda falan büyüdüm. O zamana kadar kimse elimizden falan tutmadı. Sonradan işte şeylerle tanıştık. İhsan hocalarla falan tanıştık. Dışarıda doğum günlerini falan yapıyorlar dışarıda kalan çocukların. Ne zaman, ne kadar sürede tanışıyorsunuz? Yaklaşık 1,5 senedir tanışıyoruz. Evet. Ondan sonra baktım şeyler, sonradan geldim buraya. Burada işe başladım. Çalışıyorum şu an. Yukarıda kafede falan ilgileniyorum. Çay falan dolduruyorum. Aynı zamanda antikapitalist Müslüman. Evet, daha önce böyle olaylarla karşılaşmadım. İşte burada görüyorum. Dışarıda eylemler falan yaptık. Biri müsür, hepimiz müsür. Daha farklı bir şey. Bu eylemler seni değiştirdi mi? Evet. Mesela? Yani dışarıdan kurtardılar yani bizi. Bu zamana kadar elimizden kimse tutmadı. Devlet işte götürüyordu bizi yurtlara. Al sana banyo, al sana yatak. İşte al sana top, futbol topu, al sana basketbol potası. Böyle değil genel olarak. Yani bir kurs falan filan onlara falan hiç karşılaşmadı. Sadece senin barınma yerini karşılıyor. Aynen. Onun dışında hiçbir şey yok. Yurtta zaten ne kadar süre kaldın? Yurtta kalmıyordum. Bir gün kalıyordum. Yani otel gibi kullanıyordum. Bir gün kalıyordum. Yeter ertesi gün dışarı kaçıyordum. Yani dışarıdaki ortamı özlüyordum yani. Yani buradaki olaylar farklı. Buradaki insanlar bizim için çabalıyorlar. İşte kurtulanlar var içimizden. Öncelikle ben. Ondan sonra birkaç falan arkadaşımız da var. Şu an evlerinde falan kalıyorlar. Yani böyle. Bu arkadaşların durumu antikapitalist Müslümanların şimdi kapitalizmle mücadele derneğini kurduk. Biz çok daha öncesine dayanıyor bu arkadaşlarla ilişkiler. Özellikle Kadir Bal arkadaşımız var. Şu an kendisi Diyarbakır'da ve bölgenin diğer illerinde çalışmalar yapıyor. Oradaki Kürt halkıyla sağ olsun temaslar kuruyor. Daha öncesinde de bu arkadaşlarla Kadir Bal arkadaşımız temas kurmuştu. Daha böyle bir yapı kurmadan bu arkadaşlarla biz o bütünleşmeyi sağlamıştık. Hani bu 1 Mayıs sonrasına tekabül eden bir şey değil. Çok daha öncesine, 3-4 yıl öncesine dayanan bir geçmişleri var. Ve onlarla biz tamamen aynı işte bu mekanlarda, aynı eylemlerde, aynı söylemlerle işte yaptığımız çalışmalarla birlikte hareket ediyoruz. Kendileri burada çalışıyorlar, birlikte işte çay içiyoruz vesaire ve hayatları burada, evlerde hem kendisiyle kalan arkadaşlarımız var, evleri falan. Yani yaşam tarzı haline geldiler. O şey artık aramızda hiçbir şey kalmadı. Hani böyle bir sokak çocuğu tarzı bir ilişkiden ziyade birbirimizi özne olarak görebilecek düzeye geldik. Artık yani öyle bir durumdayız ki kendi başlarına sorumluluk alıp o işi yerine getirip eylemler için olabilir, buradaki çalışmalar için olabilir, aktif birer özne olarak hareket edebiliyorlar. Bu konuda da Kadir Bal arkadaşa da teşekkür etmek lazım. Kendileriyle bizi tanıştırdığı için onu da es geçmeyeyim dedim. Teşekkürler. Yeniden biraz Türkiye'nin kara yüzüne dönersek. Mesela bu ülke çok büyük katliamlar, soykırımlar yaşadı. İşte 1925'lerdeki Koçgiri ayaklanmasından tutun işte Şehzade'den Dersim katliamına, Zidan katliamına, Ağrı katliamına böyle saya neredeyse 365 günü bir anma yapacağız. Bazen hatta aynı gün 2-3 anma bile yapıldı oluyor. Mesela bunlardan biri de Büyük Alevi katliamları, soykırımları. Mesela bir Maraş katliamı oldu. İşte yüzlerce kişi katledildi. Ondan sonra Çorum'da bir katliam oldu. Malatya'da bir katliam denemesi oldu. Yakın tarihe baktığımızda bir Sivas katliamı var ki bu aslında bir tabiri caizse final gibi bir şeydi. Evet, bu egemen güçlerin kontrgerilla devletin yapmış olduğu büyük bir final. Canlı yayında binlerce kişi tekbir sloganları atarak işte oradaki Alevi canları veya Alevi olmayan insanları bir otele tıkayıp yaktılar. Siz de bu konuda aslında Müslümanlara bakış açısını değiştirdiniz. Büyük bir ezberi bozdunuz. Biraz bunlara girersek, değinirsek ne diyebiliriz? Ben konuşayım. Şimdi egemen sınıflar başından beri halkı bölerek, parçalayarak bir takım yapay ayrılıklar
çıkararak birbirlerine düşman etmişlerdir. Evet. Özellikle egemenlerin kullandığı din algısı kesinlikle bizim yani Kur'an'ın reddettiği bir dildir. Reddettiği bir algıdır. Yani böyle insanlara Kur'an'da ayet vardır. Sen onların üzerine zorba değilsin der peygamberimiz için. Yani inanmak sorunu yoktur Kur'an'da. Hiç kimse kimsenin inancına müdahale edemez. Ve yeryüzü tamamıyla Allah'ın mülküdür. Kimse yani inancından dolayı bu yapılan katliamlar din bunları reddeder. Bu dinin bence çok kötü bir uygulanma halidir. Böyle bir din anlayışı yoktur. Bu Emevi din algısıdır. Bu Selefi din algısıdır. Bu böyle bir din yoktur yani. Din aslında sevgi, merhamet ve adalet demektir yani. Başka bir şey değildir. Besmele'de zaten biz onu söyleriz. Sevgi ve merhameti sonsuz Allah'ın adıyla deriz. Biz Kur'an'ı üç kelimeyle bile açıklayabiliriz. Sevgi, merhamet Besmele'de vardır. Diğer sayfalara adalet desek inanın çelişmez bu. Yani dolayısıyla sevginin, merhametin, adaletin olmadığı yerde insanlar şunu düşünsünler ki bu din değildir. Sevginin, merhametin, adaletin olmadığı yerdeki hiçbir şeyi Kur'an kabul etmez. Kur'an her zaman mazlumun yanında olmamız gerektiğini bize söyler. Ezilenlerin yani zalimin ve mazlumun kimliğine bakmamamız gerektiğini söyler. Yani bugün Alevi eziliyorsa biz antikapitalist Müslümanlar olarak Alevilerle Sünniler eşit hale gelinceye kadar biz Alevilerin tarafındayız. Kürtlerle Türkler eşit haline gelinceye kadar bu ülkede biz Kürtlerin tarafındayız. Bu ülkedeki bir tane gayrimüslim sıradan bir Müslüman Türkle eşit hale gelinceye kadar biz ezilen Ermeni ise, Yahudi ise, kimse gayrimüslim ise biz onun tarafındayız. İnanç konusu yaratıcıyla kulları arasındadır. Biz dünyadaki ilişkilerimize bakarız. Yaratıcı bize bu dünyada bir tarağın dişleri gibi eşit hepimizin sahibi yaratıcıdır. Yani bizim bakış açımız tevhidi olduğu için bu geçmişte yapılan Aleviler bu toplumun iyi unsurlarıdır. Yani İslam'ın aslında ruhunu çok iyi ifade eden insanlardır. Sünnilik İslam'ın aklıysa Alevilik ruhudur. Yani bunların ikisi birbirinden bölünmez bir bütündür. Ama halkımızda da işte Kur'an'ı yani biz şimdi eleştirirsek hani şunları bunlar ama aslında Müslümanlar olarak biz ne kadar dinimizi biliyoruz ki yani. O da var yani. Yoksa hani onların Allah'ıyla yani şu anda samimi söylüyorum sıradan bir insanın cami imamının Allah'ıyla benim Allah'ım çok farklı. Çünkü ben direkt o İmam Hatip Lisesi'nden gelmiş işte bir takım hurafelerle beslenmiş ama ben Kur'an'ı açtığımda bambaşka bir Allah algısı oluşuyor bende. Yani adaletli, yani hiç kimseyi ayırmayan, her şeyi kapsayan, her şeyi hakka hukuka dayanan ve hiçbir çelişki olmayan ve sorgula diyen bana bir Allah var Kur'an'da. Sorgula yani. Ne aklını kullan. Sorgula. Yani akla ters hiçbir şey bulamazsınız. Dolayısıyla yani yapılan bütün katliamların biz bu mirası reddediyoruz yani. Bu mirası biz reddettik. Biz bunu da kamuoyuna açıkladık. Yani biz geçmişteki bütün bu muhafazakar mirası reddediyoruz. Bu katliamları savunan anlayışı reddediyoruz. Biz her zaman ezilenlerin yanındayız. Bunu da zaten açıkladık ve her zaman da ezilenlerin yanında olacağız. Teşekkürler. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi bir açıklama yapmıştı. Bir sene önce mi ne? Dindar gençlik. Şimdi biz dindar gençliği. O yapıyor değil mi? Bir de 2071 gençliği olacak. O dindar gençliği yapıyor zaten. Efsunluyor yani. Siz de demiştiniz ya. İşte gençlerin durumu nasıl? Zaten o efsunluyor. Onlara o iktidarlı, o tekliği hissettiriyor. O gücü, otoriteyi. Yani öyle bir ülkede yaşıyorsun ki gazeteci içeride gazetecilere sus, işte kadınlara sus, herkese bir sus payı veriyor. Ayar da çekiyor çok güzel kendi üslubuyla. Yani dindar gençliğini, kendi dindar gençliğini kendi tek tipleştirilmiş o din algısıyla bakalım nasıl yetiştirecek. Ama biz onlardan olmayacağız yani. Onu da biz reddediyoruz. Dindar derken zaten biat. Ya o biat kültürü. Dindar gençlikten bahsediyor. Kendisi. Şimdi tabii mesela bir dindar gençlik tanımı oluyor. Mesela Türkiye'de herhangi bir işte eylemde ve basın açıklamasından sonra hemen karşısında hemen dindar gençliğin bir cevabı oluyor. İşte ODTÜ'deki olaylar mesela. Hemen çıkıp. Çok kötüydü ya. İstanbul Üniversitesi'ne yaptılar değil mi onu? Vallahi İstanbul Üniversitesi'nde bir grup arkadaşımız yaptı. Bir grup arkadaş yaptı onu.
Yani ben çok şaşırdım. Yani ben ODTÜ'deki... Bu olmadı yani. Onun yaptığı da olmadı. Çok kötü bir şeydi. Arkadaşlarımızın yaptığını destekleyemedim. Yani ODTÜ'deki o duruşu, o sağlam duruşun en alasını bir Müslüman kadın yapabilmeliydi. Ve oradakilerin hepsi kadındı yaparken. Yani onu kendileri dik durup hayır sen onların haklarını alıyorsun diyebilmeliydi. Ama diyemedi. O efsunlu işte. Efsunlu o. O iktidarın güzelliği var ya ama zaten Allah diyor. İşte Kur'an da okuyor. Namaz da kılıyor. Ondan bize ne zarar gelecek? Aman hepsi gelip yedi içti. Biraz da o yesin. Bizimkiler yesin. Artık o mantıkla gidiyor. Biz o mantığı da reddediyoruz. Müslüman da o mantık olamaz yani. Fatih'te yıllar önce, yıllar önce değil mi aslında 10 yıl, 15 yıl önce falan daha bizim kapitalist Müslümanlar iktidar olmadan önce işte esnaflar vardı burada ve esnafların yerli arabaları vardı. Şimdi marka veremiyorum ama o bildiğimiz işte yerli. Arkasında şey yazardı onların, mülk Allah'ındır. Tamam mı? Sonra o arkadaşlar bu iktidarla birlikte zenginleştiler. Ve işte onlar pahalı işte marka araçlara binmeye başladılar. Yalnız araçlarda bir şey eksikti. O yazı nedense yoktu artık. Yani araba yerli ve ucuz olunca mülk Allah'ın ama araba işte böyle pahalı ve lüks bir araç olunca Allah'ın değil. Velhasılı kelam son 10 yılda başbakanın iddia ettiği dindar gençlik eğer böyle devam ederse bir 10 yıl daha devam edecek. O arkadaşları da işte göreceğiz. Herhalde arkadaşlar umutla bu eylemleri yapıyorlar. Taksim'de, İstanbul Üniversitesi'nde. Yazık. Çünkü o arkadaşları ben biliyorum. Bazıları bundan 10 yıl önce kendi haklarıyla ilgili kürban meselesiyle ilgili söylüyorum. Yani ezildikleri zaman Galatasaray'da, Taksim'de, Beyoğlu'nda sol gruplu arkadaşlardan çok büyük destek alıyorlardı. Solcu arkadaşlardan çok büyük destekler alıyorlardı. Onlar adına üzülüyorum. Yani onlar adına cidden çok üzülüyorum. Ben bu şimdi kafamdaki bütün hem geçmişte sol kültürden gelen bir insan olarak şu anda da yani 10 yıldan beri de Müslüman kültürün içerisindeyim. Onların ikisinin çok kafamda ütopik birleştiği bir şey çıktı ortaya. Bir yıldan beri de içerisindeyim. Çok memnunum. Yani çok güzel şeyler oluyor. İşte şimdi Konya'da derneğimizin şubesi kurulmak üzere. Evet, kaç tane İzmir'de kurulmak oldu? Üzere, Ankara'da kurulmak üzere, Konya'da kurulmak üzere. Yani şu anda Türkiye'nin aşağı yukarı 10'a yakın yerinde kurulma çalışmalarımız var. Şu ana kadar arkadaşlarımız ancak 10 tane ile ulaşabildiler ama diğer iller de şu anda bize şey gönderiyorlar. Yani kurulmaya çok hazır olan hazır. İl var. Görüşmelerini devam etti. Ekstra iller var. Yani şu anda onları çok yoğun yani gündemimiz. Toplantı üstüne toplantı. Gerçekten şaşırtıcı derecede işte sendikalarla olan çalışmalarımız var. Yeni bir takım umutlu, yeni bir sendikaların kurulması var. Yani çok güzel şeyler olacak. Ve toplumda gerçekten bu biz kendimizi iki dakikalığına insanlara anlattığımızda ben Türkiye'deki ya da hatta dünyadaki hiç kimsenin bize çok sıcak yani soğuk duracağını düşünmüyorum. Sıcak duracağını. Çünkü insanı anlatıyoruz. İnsanız. Yani herkesi de kapsayacak bir yapımız var. Sevgi, merhamet, adalet diyoruz. Allah, ekmek, özgürlük diyoruz. Güzel bir şeyler söylüyoruz. İnşallah gelecekte bunlar bizim ülkemizdeki kardeşliğe, barışa, eşitliğe, özgürlüğe daha fazla katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim siz. Eyvallah. Son olarak şöyle toparlayalım. Biz bu hareketi yaparken toplumun bütün kesimleriyle bütünleşmeyi ve esaslı bir ilişki, samimi bir ilişki kurmayı çok önemsiyoruz. Biz üç yapıyla mücadele ediyoruz. Biri iktidarlar, ikincisi sermayeyi elinde tutanlar, üçüncüsü de din adına insanları yanlış yönlendiren belamlar olarak ifade ettiğimiz, Diyanet'in de içinde olduğu, dini sadece
teknik açıdan inceleyen ilahiyatçıların da olduğu, cemaatlerin de olduğu, tarikatların da olduğu din bezirganlarına karşı üçlü bir duruşumuz var. Bunun dışında halkın etnisitesine, dinsel kimliğine bakmadan ezilmişliğiyle birlikte bir bütünleşme hareketi olarak görüyoruz kendimizi. Bunun dışında da son olarak söyleyebileceğim, bir de bizi samimiyet testine tabi tutsunlar. Sadece söylemlerimize ikna olup hareketin içerisinde ya da içsel ya da dışsal olarak birlikte olmasınlar. Bizi aynı zamanda gözetlesinler, yanlışlıklarımızı da ifade etsinler ve bizimle öyle bir ilişki kursunlar. Yani kolaylıkla kabul edip kolaylıkla reddedecek bir ilişki biçimi de kurmasınlar. Bizim 1 Mayıs çıkışımız malumunuz Fatih'ten ilk önce namaz kıldık. Oradan Taksim'e geçtik. Bunun bizim için simgesel bir anlamı vardı. Yıllarca sağ olarak tabir edilen kesimle sol olarak tabir edilen kesimin birleştiği bir alanda bir mesajdı buradan oraya yürümek. Umarım bu iki kavram da yerin binlerce kat dibine girer ve tekrar çıkmaz. Çünkü bugün ezenler, egemenler bize karşı yeri geldiğinde her türlü ittifak için girip bir olabiliyorlar ama biz bugün onlar karşısında bir olamıyoruz çünkü onların bizi yöneten kavramları var ve umarım biz bundan sonra da bu kavramları hiçbir şekilde kullanmayız ve yerin milyonlarca kat altına sokabiliriz. Çok teşekkür ederim. Siz hocam buyurun. Son olarak ben son olarak arkadaşları, özellikle genç arkadaşları buraya davet etmek istiyorum. Ve vicdanı olan herkesin burada olması gerektiğini düşünüyorum. Buraya geldiklerinde şununla karşılaşacaklar. Yani daha önce de söylediğim gibi samimiyetle karşılanacaklar öncelikle. Fikirleri ne olursa olsun mutlaka dinlenecekler. Fikirlerini rahatça ifade edecekler. Ve en önemlisi birey olarak saygı duyulacaklar. O yüzden ben özellikle genç arkadaşları buraya, bu davaya davet etmek istiyorum. Söyleyeceğim budur. Argümanlara takılmadan, ondan sonra takılmayan insanlar var burada. Çünkü dediğiniz gibi sosyalistler de bizim söylediklerimizi söylüyorlar ama bir sosyalist bir dinleri kabul etmiyor. Yeri geldiğinde dini düşüncesine döndüğümüzde burada argümanlara biz takılmıyoruz. Bütün insanların hepsine eşit bakıyoruz ve burada bir kadın olarak da kadın devrimi yapmaya da çalışıyoruz. Çünkü yanımızdaki insanlar bize Allah 4 eşe kadar izin verdi bilmem ne falan filan diyen dinler arkadaşlarımız değil. Evet, inandığım benim inancımı düzgün, benim inancıma ve gerçekten kafamda olan ve olması gereken insani inanca inanan, yani insani var şey inanan insanlar oldukları için burada bir kadın devrimi de yapacağız biz. O yüzden bayan arkadaşları da özellikle davet ediyorum. Özellikle kadın devrimi geliyor, ben size söyleyeyim. Kadın arkadaşları da buraya davet ediyoruz çünkü biz gerçekten çok zor durumdayız. Az önce bahsettiğiniz gibi biz aileyle mücadele veriyoruz, dışarıyla mücadele veriyoruz. Özellikle dindar ailelerde çok büyük mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Ha, buraya gelen arkadaşlar bu konuda bilinçlenecek ve gerçekten yani bu kıvılcım büyüyecek. O yüzden ben bütün bayan arkadaşları buraya davet ediyorum. Gelsin, başörtülü başörtüsüz falan burada bir takıntı yok. Bunu söyleyeyim yani. Çünkü bizim bir söylemimiz var. Dinin de imanla kimde olduğu bellidir. Yani bu görüntü de belli değildir. Yaptığı faaliyetlerle bellidir. Biz bunu düşünüyoruz ve bu şekilde söyleyeyim ben sana. Benimle söyleyeceklerim şu, ben Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a çok şey olduk, yani kırıldık biz sokak çocukları adına. Şimdi şu kelimeyi şey söylemişti, işte çocuklarımız dindar olmasında tinercim olsun demişti. Bizde şudur, yol yapmakla, ev yapmakla şey olmuyor yani, dindarlık falan olmuyor. Biraz da dönüp de arkadaki kalanlara yardımcı olmasını istiyoruz. Yani gelsinler, baksınlar kaldıkları yere. Dolmabahçe Sarayı'nın yanında kalıyorlar çocuklar, dışarıda kalanlar. Sadece önüne bakmakla olmuyor. Biraz da sağına soluna bakmak. Her şeyi camdan bakmakla olmuyor. Biraz da camı açıp da dışarı bakmak, sağa soluna bakmak oluyor. Yani budur yani benim söyleyeceklerim. Bu kadar. Emrah'ın sözüne ilave ve genel olarak şöyle bir şey söyleyeyim ben. Yani hükümet, siyasiler, din bezirganları biraz merhametten uzaklar. Ve empati yapmıyorlar. Ya biraz düşünürlerse vicdana gelirler. Vicdana gelirlerse ne olur?
merhametli olurlar. Bunun aksi tutumunu peygamber nasıl dile getiriyor? Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Günümüze update edelim bunu. Empatik yapmayana sempati yapılmaz. Ve Araf suresi 199'da Allah der ki, ateş kendisine yüz çevireni davet eder. Bu şekilde bitirmiş oldum. Ben aslında Fatih'in söylediklerini ek olarak söyleyeceğim. Kadınları istiyorum ben de. Artık kadınlar o evlerinden çıksınlar. Yoksa bir gün onların da eşleri bir işçi olarak ölecek. Dün olduğu gibi Zonguldak'ta ölen işçi aileleri gibi ya kardeşlerimizin ya oğullarımızın ya da eşlerimizin ölmesini mi bekliyoruz sokağa dökülmek için ya da birilerinin işten atılmasını mı bekliyoruz? Bence kadınlar da artık evlerinden sokağa çıkıp seslerini duymaya başlasınlar. Ve onun için onları da buraya davet ediyoruz ısrarla. Programımızın da sonuna geldik. Aslında arkadaşımız güzel bir yere değindi. Empati. Şimdi tabii Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Güney Afrika'da Esad için işte kendi halkını bombalıyor dedi ama işte yanı başımıza Roboski oldu. Bunu da gözden kaçırdık diyelim. Bu hafta antikapitalist Müslüman gençlerle birlikteydik. Merak edilenleri konuştuk, tartıştık. Tabii konuşamadığımız, tartışamadığımız birçok konu da oldu. Affola. Haftaya farklı bir yerde, farklı bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.